Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzi billahi Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm çocuklar. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Bu ders tekrardan birlikteyiz. Ama bugün size değişik bir konuyla geldim. Acaba bugün ders işlemesek mi? Ama kimse duymasın. Aramızda kalsın tamam mı? O halde anlaştık. Ben bugün gelmeden önce 24. üniteye bir göz attım. Çünkü hani bugün 24. üniteyi işleyecektik ya. Orada bize kitabımızın yazarı Enes'in ailesiyle oynadığı oyundan bahsetmiş. Çok mutlu oldum ve de benim hiç aklıma gelmemişti. Neden ben de bunu öğrencilerimle yapmayayım ki dedim. Ya, biliyordum bu kadar sevineceğinizi. Ben de sizler gibi oyun oynamayı çok severim. Ama bu oyun biraz değişik. Yani normalde bildiğimiz, tanıdığımız oyunlar gibi değil. Konumuz çok kısa da olsa giriş duamızı unutmayalım değil mi? Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Rabbim işimi kolaylaştır, zorlaştırma ve hayırla sonuçlandır. Sizlere oyunumuzun kuralını anlatmadan evvel oyunumuz için neler yapmalıyız onu hatırlatmak istiyorum. Şimdi kitabımızın 154. sayfasında yani 24. ünitede üç arkadaş görüyorsunuz. Bunlardan ikisi önde yürüyor, biri ise şaşkın bir şekilde arkada duruyor. O şaşkın olan çocuğun ismi Enes. Enes ve arkadaşları okulda çevre konusunu işlemişler. Yani öğretmeni demiş ki doğaya iyi davranırsak o da bize iyi davranır. Tabii hepimizin aklına ne geliyor? Dua insan değil ki. Ona nasıl ve neden iyi davranalım? Şöyle bir düşünün. Resimde Enes'in önünde iki çocuk daha var. Onların isimlerini bilmiyorum ama baksanıza sizce güzel bir şey mi yapıyorlar? Biri yediği cipsin çöpünü yere atıyor, diğeri de içtiği içeceğinin kutusunu. Sizler de böyle birilerini gördüğünüzde Enes gibi şaşkın bakmaz mısınız? Hani sokaktan ben geçsem Orada o çöplerin üstünden geçmek bana hiç de hoş gelmez. Düşünsenize bir de yere sakız atmış veya "U yere tükürmüş. Hepiniz içinizden bir iyi dediniz eminim. Şöyle düşünün hangimiz evde çöpünü çöp kutusu yerine yere atıyor? Veya hiç evinin ortasına tüküren birisi gördünüz mü? Asla değil mi? E peki neden sokaklarda insanlar kendinde bu hakkı tanıyor? Kaldırımı kirletmek hangimizi mutlu eder? Ya da hangimiz pis bir kaldırımdan geçmek isteriz? Sadece temiz bir elbise giymek, elini yüzünü yıkayarak gezmek bizi temiz bir insan yapmaz. Çünkü dışarıda da insan o temiz ve titiz halini korumalı. Şimdi sizlere oyunumuz için gerekli malzemelerimizi sayıyorum. Bir kağıt ve bir, bir kalemle oyuna başlayabiliriz. Bugün günlerden neydi? Cumartesi. Tabii ya, pazar tabii ki. Cumartesi de nereden çıktı? Bu oyunumuz bir saatlik bir oyun değil. Tam bir hafta sürecek. Yani bir hafta sonra sonuçlarını hocalarınıza gönderebilirsiniz. Bugün itibariyle de başlamış olacağız. Sevgili çocuklar, bir çizelge hazırlayın. Sonra her bölüme bu bir haftanın tarihini atın. Daha sonra da o boş kalan bölümlere bir hafta boyunca çevremiz için neler yaptığımızı yazalım. Şimdi ben hep çöpten bahsettiğim için siz çevreyi korumayı sadece yere çöp atmamak olarak anlamış olabilirsiniz. Aslında daha birçok konu var bununla ilgili. Ben size bir kısmını saymak istiyorum. Sizler için de fikir olsun. Mesela yere çöp atmak veya tükürmek haricinde yollardaki o güzel çiçekleri koparmamak da çevreyi koruma oyunumuza dahildir. Ya da dişlerimizi fırçalarken musluğu açık bırakmak yerine işimiz bittikten sonra açmamız su israfını engelleyebilir. Sürekli cips veya sağlıklı olmayan asitli ürünlerin dışında doğal yiyecekler tüketebilirsiniz. Hem bu sizin sağlığınız için çok daha faydalıdır. Mesela kısa mesafede oturan komşularınıza oturmaya gideceksiniz ailelerimizle arabayla gitmek yerine bisikletle gitmeyi teklif edebilirsiniz. Hem bisiklet sürmeyi hangimiz sevmeyiz öyle değil mi? Hatta şu da aklıma geldi onu da sizlerle paylaşayım. Evdeki çöpleri kağıt, plastik ve biyo olarak ayırmamızda çevremizi korumamız konusunda büyük faydası olacaktır. Sevgili öğrencilerim, bir hafta sonra göndereceğiniz listeleri dört gözle bekliyor olacağım. Hocalarınıza gönderin ki onlar da bana ulaştırsınlar. Tabii bu oyunumuz bir hafta sürecek diye çevremizi sadece bir hafta korumayacağız değil mi? Bu bir hafta alıştırma sürecimiz olacak. Ondan sonra da devam ettireceğiniz konusunda hiç şüphem yok. Enes kardeş de böyle bir liste oluşturmuş. Hatta o bunu yalnız yapmayıp ailesiyle beraber başlatmış. Ailelerinizi bu oyununuza dahil etmek daha da eğlenceli hale gelecektir. Bu isteğinizi de geri çevireceklerini hiç sanmıyorum. Bu arada sayfa 155'te Enes ve ailesinin listeleri de bir göz atabilirsiniz. Çevremizi koruma konusunda çok güzel işler yaptıklarını siz de göreceksiniz. O halde sevgili çocuklar son olarak sizlere Bir Gece adlı ilahimizi dinlemenizi tavsiye ederim sözlerini kitabımızın 159. sayfasında bulabilirsiniz. Ve her zaman olduğu gibi güzellikler dolu, mutlu, huzurlu bir gün geçirmenizi dilerim. Yüzünüzden gülümseme, kalbinizden mutluluk eksik olmasın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Camiye gidiyorum ders kitaplarımızı. ZSU-shop.de sayfasından veya caminizde en yakın SETSU kitap evlerinden satın alabilirsiniz. Diğer videolarımızdan da haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.